Sevgili seyirciler, Hayat Sağlıklı Güzel'de şimdi konuğumuz uzman doktor, diş hekimi İnan Anıl Özdemir. Hoş geldin İnan, nasılsın? Merhabalar, sağ olun siz. Ben deyim, çok teşekkür ederim. Şimdi İnan, protez uzmanısın. Evet. Bugün ağız kanserlerinden bahsedelim istersen. Genellikle bize diş hekimliğinden çok hasta gönderilirdi. Çok atlanan, önemsenmeyen bir problem, bir durum. Nedir ağız kanseri? Bir senin açından dinleyebilirsek. Hocam, beraber olmamız iyi oldu bu konuda. Ben de sevindim. Ekip çalışması. Çünkü beraber çalışıyoruz. Şimdi hastaların dudaklarında, dillerinde, yanaklarında ve damaklarında ortaya çıkan kanser türlerine kısacası ağız kanseri diyoruz. Bu kanser türü en çok erkeklerde oluşuyor. Yani oranlayacak olursak kadınlarda erkeklerin oranı iki kat birbirinden farklı. Peki neden oluyor? Onlara değinelim. Bunların en başında tütün kullanmak. Sigara içmek çok zararlı ve maalesef, değil mi? Buradan tekrar uyaralım izleyenlerimizi. Sigara içmesinler. Ayrıca tütün çiğnemek de zararlı. Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde tütün çiğneme alışkanlığı var bazı vatandaşlarımızda. Tütün çiğneyen insanlarda 50 kat daha fazla ağız kanseri görülme riski var. O yüzden tütün ürünlerini kesinlikle bırakmak gerekiyor. Alkol tüketimi yine ağız kanserine neden olabiliyor. Güneş ışınlarına direkt maruz kalma. Özellikle çiftçilerde dudak kanseri görülme riski çok fazladır. Çünkü ışın dik olarak gelir. Güneş ışınlarına zaten özellikle öğlen vakitlerinde güneşin dik geldiği zamanlarda kaçınmak gerekir. O yüzden güneş ışınları gibi zararlı faktörlerden de korunmak gerekir. Ve hastalarımız kendini kontrol edecekler. Bir takım kimyasallar, ağır metaller de ağız kanseri nedenlerinden. Evet. Bunları da sayalım, unutmayalım. Peki belirtileri nedir? Nasıl gözükür? Nasıl dikkat etsinler izleyicilerimiz? Burada hastalarımız ağızlarında beklenmeyen bir anda olan uyuşukluk, beklenmeyen bir şişlik, kırmızı veya beyaz lekelenmeler gibi problemler ortaya çıktığı zaman hekimlerine muhakkak başvurmaları gerekiyor. Atlanmaması gereken bir husus, 2 haftayı aşan bir süre geçmeyen bir yara. Eğer ağızda bir yara oluştuysa, bu afta olabilir veya çeşitli yaralar olabilir. İlla her oluşan yarayı kanser olarak değerlendirmek doğru değil. Muhakkak takip edecekler. Eğer bu süre 2 haftayı geçiyorsa direkt hekimlerine başvuracaklar ve ne olduğuna bakılacak. Ayrıca bir protez uzmanı olarak şunu söylemem gerekir. Protezde vuruk var. Aman önemsemiyorum hocam, ne olacak? En büyük problem o, değil mi? Bize evet. Gelen hastaların da çoğu. Yani protezim vurdu, ben çok ihmal ettim. Gitmedim hekime. Sonra kocaman bir yarayla geliyorlar. Kocaman bir yara ve tedavi mutlaka kadar diş hekimlerine uğrasınlar. Yani tabii. Ağızda geçmeyen bir yara, protezde problem olduğu zaman bunu da buradan mesajını evet. Verelim. Protezde vuruk oluyor hasta. Aman gitmeyeyim, ne olacak ki, alışırım diyor. Özellikle erkekler bu konuda yine çok alışırım diyorlar. Yani bu bir ayakkabı gibi değildir. Ayakkabının genişlemesi gibi protez genişleyip ağza rahat oturmaz. Protezden ziyade bir de porselen kırıkları da olabiliyor. Yine porselen kırıklarında da aman ne olacak, kimse görmüyor arka tarafta diyor. Doku orayı oluşuyor. Yani şunu unutmasınlar. Elimizi sürekli alıp bir yara oluştursak, her gün üzerinden geçsek nasıl problem olacaksa, ağzımızda olduğu zaman da yine problem meydana çıkıyor. Bunlar da kötü sonuçlara varabiliyor. Varmaması adına bir önce bir hekime görünüp ideal bir tedavi olmak gerekiyor. Peki önlemenin bir yöntemi var. Şimdi nedenlerinden kısaca bahsettik. İşte sigara, güneş ışığı, bunlardan evet. Uzak kalmamız lazım. Bunun haricinde dikkat etmeleri gereken bir takım şeyler var mı? Yani ağız hijyeni önemli midir mesela? Diş çürükleri burada önemli bir faktör olarak sayılabilir mi? Evet, şimdi şöyle, ağız hijyenimizin muhakkak iyi olması gerekiyor. Kötü ağız hijyeni kötü sonuçlar barındırır. Yani diş çürüğü direkt kanser yapar gibi bir çıkarıma varmak doğru değil. Ama ağız hijyenimizin iyi olması gerekiyor. Ağız hijyenimiz iyi olacak ve bunun yanında nedenler belirtmiştik az önce. Neydi bunlar? Sigara kullanmamak, alkol tüketmemek, çeşitli kimyasallardan uzak durmak, güneş ışınlarının direkt etkisinden maruz kalmamak ve protezlerde sorun çıkınca evde bunlar kendi kendine geçer diye beklememek. Bunlara dikkat edecek hastalarımız ve 6 ayda bir diş hekimi muayenelerinin olduklarında diş hekimlerimiz sadece dişleri değil, dişin çevresindeki dokulara, yani dil altına, yanaklara, damağa, dudağa ve diğer dokulara da bakarak rutin kontrollerden geçirirler ve hastalarımıza bir problem gördükleri zaman yönlendirmede bulunabilirler. Peki tedavisine gelelim kısaca. Şimdi bu konuda neler diyebiliriz? Burada diş hekimlerinin görevi, az önce de bahsettiğimiz gibi, dişle ilgili problemleri çözmek, protezlerle ilgili problemleri çözmek, bunları teşhis etmek ve biz bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sizleri hastamızı yönlendiriyoruz. Burada cerrahi olarak bir müdahale yapılacak mı? Kemoterapi, radyoterapi gibi problem tedaviler yapılacak mı? İsterseniz onları da biraz siz değinin. Neler yaptığımıza. Şimdi başlarsam susmam ama beraber gidelim. Beraber gidelim. İşte radyoterapi oluyor, bazen kemoterapi oluyor.
cerrahi uygulamalar oluyor. Bunlarla beraber bir işbirliği halinde uygulamalarımızı yapıyoruz. Kaybedilen dokular tekrar bir diş hekimi, diş hekimiyle beraber bir tıp hekimi ve bunun yanı sıra tekrar kaybedilen dokuların yerine konması için yine bir diş hekimi, tercihen bir protez uzmanıyla beraber çalışmalar yapılıp hastalarımız şifaya kavuşturulmaya çalışılıyor. Evet, yani ağız içi kanserlerinde bizim yaklaşımımız genellikle tabii hasta başvurduğu zaman mutlaka bir biyopsi örneği alıyoruz. Farklı tipte ağız içi kanserleri oluyor, mukozadan ya da farklı dokulardan, hatta çene kemiğinden bile ortaya çıkan kanserler var. Biyopsi ve tanılama sonrasında görüntüleme yöntemiyle cerrahi tedaviye geçiliyor. Orada da işte tümörün tipine bağlı bazen çok kolay bir şekilde çözülebiliyor erken evredeyse. Ama o kadar ileri evre vakalar geliyor ki çok radikal cerrahiler, saatlerce süren cerrahi ihtiyacı olabiliyor hastalarda. Böyle durumlarda bazen kemik alıp kemik eklemeler, biraz önce bahsettiğin evet. gibi yumuşak doku tamamlanması, sonrasında siz o bizim koyduğumuz kemiklerin üstüne implant yapıp hastayı normal ağız fonksiyonlarını kullanabilir hale getirebiliyorsunuz. Tabii olayın birkaç bacağı var. Radyoterapisi, kemoterapisi. Sonuçta bir ekip halinde bunların tedavisi yapılıyor. Evet, burada ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Özellikle sadece ağız kanserlerinde değil, bütün kanser türevlerinde radyoterapi gördüğünde hastalarımız, ağız baş boyun bölgesinde özellikle radyoterapi gördüklerinde dişlerde çürümeler, kırılmalar, mukozada kuruma, mukoza dediğimiz yani ağız içerisindeki kırmızı dokudan bahsedeyim kısaca halk arasındaki tabiriyle, bozulma, kuruluk, yanma gibi problemler olabiliyor. Şimdi bu tip bir tedaviye geçmeden önce muhakkak diş hekimiyle konsültasyon yani danışma yapılıp burada tedavilerin tamamlanması gerekiyor. Tedaviler tamamlandıktan sonra eğer sağlıklı bir ağız ile bu tedavilere başlarsak tedavi süreci daha iyi gidecektir ve tedavi esnasında problem yaşamayacaktır, yaşamayız. Yoksa tedavi esnasında yine ortaya çıkan sonuçlar biraz can yakabiliyor. Bunlar yine aksatılmamalı. Tedavi esnasında çıksa bile gözden kaçmış olabilir. Muhakkak diş hekimine başvurup burada tedaviyi bir ekip halinde çözmek gerekir. Peki İnan, çok teşekkür ederim katıldığın için. Güzel bilgiler aldık. Evet, hayat sağlıklı güzel devam ediyor.